Bismillahirrahmanirrahim. Çok vaktinizi almayacağım. Sadece önemli şeyleri diyeceğim. Soracak şeylerim Petek Dinçoz'u musun? Öyle ki siz fark ediyorsanız Petek Dinçoz iyi bir kadın değil. Aslında insan değil. Bir yalancı, bir riyakar, bir hatakar. Ve hatalarından ne ders almıyor ve işlerine devam ediyor. Bu nasıl bir rezalet? Bu nasıl bir hayasızlık? Asla bir daha bu sanatçının yapmayan şeylerine, işlerine, sözlerine güvenmeyin, inanmayın, kabul etmeyin. İddia ediyor Allah'lı bir kadın. Evinde Kur'an var, Peygamber sallallahu'nun muhru var, dua kitapları, maneviyatlı şeylerin var. Ama aslında kendin bir bak, sen o hadde misin ki Allah sana baksın? Kötü şeyleri yapıyorsun, kötü klipleri çekiyorsun, bikini giyiyorsun, erkekleri hevesli ediyorsun, umre gidiyorsun, farz ediyorsun, Allah sana bakacak mı? Allah seni kabul edecek mi? Yeter bu kadar rezalet, yeter bu kadar hayasızlık, ne zaman içerdin, ne kadar? Can Tanrı'yı herkes sıktın, evlenmekten pişman ettin, avreğini aldın, onunla oynadın, yetmedi mi? Başka birini de sıkmak istiyor musun? Duymadın mı bu işlerinden? Bu hatalarına son ver. Pişman olmadın mı bu işlerden? Acaba hayatında yapan iyi bir şeyin var mı? İyi bir şey bir kişiye yaptın mı? Sen sadece kötü şeylerin peşindeydin. En kötü niyetlerin vardı. Bunlardan vazgeçil. Çünkü biliyorum ki benim sorularıma hiçbir cevabım yok. Suayt Havuş, annenden başlayalım. Sonra bu filmi bir izle. Onda güzel bir parti yapıyorlar. Gidecek misiniz oraya? Evet, birazdan. Muhabirimize veda eden Petek Dinçöz'ün annesi Suay Hanım içeri giriyor ve genç sevgilisiyle eğlenceye kaldığı yerden devam ediyordu. Onların sevgisini kazanmış ünlü bir şarkıcının annesine böyle ulu orta yerlerde genç bir adamla böylesine samimi pozlar vermesini hiç yakıştıramadık doğrusu. Hayli samimi bir şekilde dans eden iki sevgili bununla yetinmiyor ve herkesin gözü önünde hiç çekinmeden öpüşüyorlardı. İşin daha ilginci ise her ikisinin de görüntülendiğinden haberdar olmasıydı. Petek Dinçöz'ün annesi ve genç sevgilisi zaman zaman kameraya bakıyor ve görüntülendiklerinden emin olmak istiyordu. Allah da senin seyrettiniz mi? Petek'in annesi nasıl bir hevesbaz bir kadın? Kadını ki erkekleri çok seviyor. Ola öyle keyif ediyor. O zaman ki anne böyle olsun, kızdan ne beklemeniz var? Her şey Dinçoz'dan ayrısında bulabilirsiniz. Ağır etmiyor musunuz? Hayal etmiyor musunuz? Çok haramzadısınız. Hem sen ve hem annem. Gördünüz mü? Nasıl hayal yapmanı bir genç bir erkekle el ele herkesin gözünün önünde öpüşüyorlar, dans ediyorlar. Bundan fazla ne olabilir ki? İkiniz de haklısınız. Hastasınız. Annen çok şeytana benziyor. Aslında kendisi bir şeytan ve sen de şeytanın kızısın. Belli değil. Şu ana kadar annen kaç kişiyle ilişkisi varmıştı? Bu soru var ortada. Sen ve kardeşin Necdet hakikaten merhum babanızdan mısınız? Ya başka erkeklerden? Cevap ver ara bozucu. Ne? Aciz kaldın mı? Abdullah Bey, size ve başka erkeklere not veriyorum.
Petek Dinçöz sakat bir aklı var. Kuduz bir kadın. Kendine hatar atma, risk etme. Eğer bu işi yapsan, Can Tanrı yarın tecrübe eden belaları ve ihanetleri tecrübe edeceksin. Acı çekeceksin. Gelecek işine doğru seç. Pişman olacaksın. Basiratla evlen. Petek Dinçöz hakikatsız bir kadın. Bir gün vardır, bir gün yoktur. Bu filmi izleyecekseniz Can Tanrıyar'ın itirafları. Bakın, ilk anne, ondan sonra kız. Tanrıyar itiraflarına devam ediyor. Petek Dinçöz, annesi ve Can Tanrıyar arasındaki sorun ne? Talihsiz bir dram var burada. Fakat bunu bilen 3 kişi var. Biri ben, biri Petek, biri de annesi. Biz Petek'le 12 sene önce, tanışmadan önce Türkçe müzik çalan bir yerdeydik. Garson geldi yanıma. Ya dedi, bir kız var, sizi tanıyor musunuz? İşte bir arkadaşı varmış onun, sizi çok beğeniyormuş, seni tanıştırmak istiyor, tanışmak istiyor seninle. Masadan müsaade istedi, gitti. Bir standta duruyorlardı iki kız o kadar olarak. İşte bir tanıdığım bir kız. İşte Can ne haber falan, ya benim işte arkadaşım seni çok beğeniyor, seninle işte çıkmak istiyor, şudur budur. Şey yaptı, dedim ki ya bu şimdi burada konuşulacak şey değil. İşte kızım dedi ki ya ben o zaman numaramı vereyim size. Beni arayın, çıkalım dedi. Bir peçeteye numarasını hemen yazdı. O kadar acemiz vardı ki isim de yazmıyor yani. Bir numara yazıldı. Aldım hemen ceketim iç cebine koydum, hemen masaya geri döndüm. O peçetenin sırrı neydi? Cebimde kaldı benim o peçete. Ama hiç aramadım. Bir hafta sonra biz Petek'le tanıştık işte. Bu ilginç tesadüfün devamında neler yaşandı? 1,5 sene sonra filandı. Bir eve yerleşmeye karar verdik birlikte. Benim bütün ıvır zıvırlarım başında durdu o da. Tabii orada kız resimleri falan çıkıyordu. Hepsi tek tek alınıp yırtıldı. Bir takım notlar çıkıyordu. Hepsi tek tek yırtıldı derken ben o peçeteye doğru atmışım. En dramatik durum o anda başımıza geldi. Baktı, bu ne dedi. Dedim ki ya bir gece dedim, bir kız benden hoşlanıyormuş, çıkmak istedi filan. Ama dedim aramadım, şöyle baktı numaraya, baktı. Hani bazen bakar da inanmak istemezsiniz ya. Telefonunu aldı. Numarayı yazdı. Ne yapıyorsun, arayacak mısın filan dedim. Dur bir dakika dedi. Bir yazdı. Numarayı yazınca sim çıkıyor ya şeydeki varsa rehberimizde. Pat diye, annem diye. Gördünüz mü? İlk Suay damadı ile ilişkisi vardı, ondan sonra kızı. Yani kız ve anne bir erkekle. Ben Can Tanrıyar'a buradan selamlar diyorum ve onu tebrik diyorum. Çünkü kendisini şeytanlardan kurtarmış. Can abi, sen çok güzel bu ihanetleri, yalanları, riyakarlıkları tahammül ettin. Ondan sonra hakikati bu adamdan istiyoruz. Bu adam çünkü hakikati biliyor de, işinden kavuldu. Petek Hanım, sen yani bu kadar zivala aciz olmuşsun ki zorun şoförüne yetiyor. Şoför bey, söyle, her şeyi ki biliyorsun söyle. Söyle bu kadın nasıl Can Tanrıyar'ın peşinde konuşuyor de. Niye diyor de. Rezil olun Petek Hanım, rezil. Şunu söylemek istiyorum. Burada daha sonra öğrendiklerim, özellikle şoföründen öğrendiğim gıyabında yapılan konuşmalar beni inanılmaz üzdü ya. İnanılmaz üzdü. Yarın öbür gün ben şoför anlattıklarını anlatamıyorum. Yarın o şoför konuşursa rezil rüsva olurlar ya. Ben çocuğu dinlediğimde ben kendimi resmen bir projemen ya. Ya şoför abartıyorsa, yalan söylüyorsa? Abartmadığını 2 gün sonra anladım zaten. Ben şoförün anlattıklarını Petek'te paylaştım. O zaman görüşüyorduk. Ne dedi? Doğru şoförü mu söyledi? Şoförü söylemeden. Ama zaten abi sakın söyleme, tek şahit benim. Çünkü arabayı ben kullanıyorum. Arabada başka kimse yok demişti. Seni asla söylemeyeceğim dedim. Söyledim. Birazcık çıtlattım. Böyle böyle şeyler hep yapılmış benim hakkımda diye. 2 gün sonra şoför aradı. Kovmuşlar. Ben yine de son notumu Abdullah Bey'e veriyorum. Çok dikkat et. Çok bu kadın öyle ki sen zannediyorsun. Kadın değil. Çok dikkat et. Ve
Başka şeyim de yok demeye, yalnız ondan ki bana vakit verdiniz ve bu videonu izlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Can Tanrı yardımına çok çok Allah'tan güç istiyorum ona. İnşallah ki her yerde olsa yaşasın. Sonunda Şafak Hanım'ın mezarına git ve yine de kalbinden ondan affı iste. Ben buradan sana dua ediyorum. Allah seni korusun her şeyden, her bir beladan, hepsimizi ve şeytanların elinden kurtarsın. Kendine yeni bir hayat başla. Buradan yine de tebrik diyorum. Bu çirkin şeyi hayatından attın dışarı. Çok önemli şey yaptın, kendini kurtardın. Ama sen yeniden başlayabiliyorsun. Yine de aşkın peşinde ol. Birini bulacaksın. O seni sevecek. Ve sen de onu seveceksin. Buradan'la yine de herkesten teşekkür ediyorum. Ben zannediyorum en güzel cevabı ki ben, siz Can Bey ve başka hayranlarınız ve herkes hakikatin peşinde Betek Hanım'a verebilecek sizin en güzel şarkınız, sevenlerin bu şarkısı. Ben kendim şahsen çok bu şarkıyı beğendim. Çok size tebrik diyorum. Çok güzel bir şarkı ve çok güzel yalancıların ve olayı ki hayatı terk ettiler. Çok güzel cevaplar veriyor. İnşallah her yerde olsanız yaşasanız. Yine de albümünüzü bekliyorum. Çok beğendim albümünüzü. Yine de sizin albümünüzü istiyorum. Çok teşekkür ediyorum herkese. Hoşçakalın. Şarkısı bu sever.
Şarkısı bu sevenlerin, şarkısı bu.